Türkiye ve Azerbaycan Genel Balkomi Cevap Zaten Başkası Türkiye Respublikası Erasit Köylü'nün korunması sözlerimin başında, baştan itibaren, başta sayın kardeşim Zakir Hasanov olmak üzere tüm kahraman ve fedakar, tarihi şan ve şerefe dolu Azerbaycan ordusunu kardeşimin şahsında kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ve tabii bu fırsattan istifadeyle de karşılaşamadığımız fakat her zaman nefeslerini içimizde hissettiğimiz, yanımızda hissettiğimiz bu vesileyle, bu fırsattan istifadeyle de tüm Azerbaycan halkını, Azerbaycanlı kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. En isteyen duygularla onları da kutluyorum. 44 gün boyunca burada Azerbaycan askeriyle beraber uyumadan, dimdik ayakta durup ordusunu destekleyen, Türk milletin geleceği için elinden gelen her türlü gayreti gösteren Azerbaycan halkını gerçekten selamlıyorum. Şimdi burada benim söyleyeceklerim neler diye merak ediyorsanız ben farklı bir şey söylemeyeceğim. Burada zaten büyüklerimiz söylemişler. Burada her şey açık. Her şey açık ve net. Azerbaycan Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Bunu herkesin kafasına yazması lazım. Kimse unutmasın. Kimse yanlış hesap yapmasın. Diğer taraftan Atatürk'ün söylediği Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, keder bizim kederimizdir. Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Ve yine aynı şekilde yine Sayın Arda Yerlever'in rahmetlinin söylediği biz bir millet, iki devletik. Bu bizim dostluğumuzun, kardeşliğimizin manasını, mazmununu teşkil eder. Azerbaycan'ın hürriyeti ve bağımsızlığı için ve topraklarının tekrar öz topraklarının, vatanının bağımsızlığı için, özgürlüğüne kavuşması için, istiklalini sağlamak için gerçekten iman dolu göğsünüzü siper ettiniz. Bunda hiç kimse çekinmeden, herhangi bir şekilde yavaşlamadan, herhangi bir sarsılma göstermeden bu mücadeleyi sürdürdünüz. Bu Esker Marşı, herkes biliyor Esker Marşı'nı, Azerbaycan askeri dönmez geri mısralarıyla oradaki mücadele sürdürüldü ve çok şükür bu mücadelenin sonunda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp kimse canını esirgemeden vatanı için, bayrağı için herkes kendisi ortaya koydu ve bunun sonucu da çok güzel, çok önemli sonuçlar elde edildi ve bayraklaşan vatan topraklarının teminatı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri gereğini yaptı ve en sonunda da bu toprakların hakkı olan mücadeleyi vermek suretiyle gerçek sahiplerine o kaçkınlara, göçkünlere onları tekrar iade etmek suretiyle görevini yerine getirdi. Bu Azerbaycan ordusunun kahraman mensuplarının yani sizlerin 30 yıldır haksız bir şekilde, adaletsiz bir şekilde, zalimane bir şekilde işgal edilen ve dünyanın seyrettiği hadiseyi bir şekilde arkadaşlarım yeter artık diyerek öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak suretiyle verilen bu mücadeleyle büyük bir zafer kazanıp Azerbaycan tarihine, dolayısıyla Türk tarihine altın harflerle o 44 gün yazıldı. Ve bu 44 günde yapılan başarı inşallah 44 yıl ve ötesinde konuşulmaya devam edecek. Bu başarılar, bu efendim, kazanılan zafer. Kederde, kıvançta biriz beraberiz değerli kardeşlerim. Bunun artık şeysi yok, önü sonu yok. Biriz beraberiz. Kederde de beraberiz, kıvançta da beraberiz.
ve ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla bir dayanışmamızı sürdüreceğiz. Ve bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu birlikteliğimiz sonsuza kadar devam edecek ve inşallah bu da bizim ülkelerimizin, milletimizin, Asya Türk milletinin hayrına olacak, geleceğinin teminatı olacak. Nasıl ki 102 yıl önce Nuri Paşa ile birlikte omuz omuza vermek suretiyle işgalcilere karşı Azerbaycan-Türkiye mücadelesini yaptı ve kazandı. Aynı şey bugün de aynı ruh ayakta arkadaşlarım. Dolayısıyla yine omuz omuza vermek suretiyle her türlü mücadeleyi, her türlü riske tehdide karşı mücadele etmeyi, direnmeyi göze almış bir milletiz. Ve dolayısıyla bu konuda herkesin aklını başına toplaması lazım. O günkü Kafkas ordusu, bugünkü Azerbaycan ordusu bütün teknolojiyi kullanmak suretiyle, bütün fırsatları, imkanları seferber etmek suretiyle bu milletin güvenliği için, bu asil milletin refahı için, bekası için elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek. Bu konudaki biz sayın kardeşim Zakir Hasanoğlu'nun, Sayın Aliyev'in talimatları ve onların efendim seçtiği yerlerde biz vazife yapmak için arkadaşlarımız burada hazır. Zaten gelen birliklerimizin bir kısmı bu el yapımı patlayıcılar ve mayınların bulunması, bunların esrara getirilmesi, bunların masum insanlara zarar ziyan vermemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz ve göstereceğiz. Bu konuda Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir hale geldi, bir yumruk haline geldi. Beraber bu konunun halli için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim milletimiz asildir. Bizim milletimiz gerçekten adaletlidir. Bizim milletimiz insani değerlere, bizim milletimiz çevreye, bizim milletimiz masum insanlara karşı çok hassastır. Biz sadece teröristlerle, biz sadece asker askere savaşırız. Ve o hainler gibi, alçaklar gibi, bu Azerbaycan'ın şehirlerine roket atanlar gibi, böyle Hocaoğlu'daki zulmü yapanlar gibi kadınlara, kızlara böyle bir şeyimiz yok bizim. Dolayısıyla biz bir an önce bölgeyi güvenli bir hale getirip bütün insanların rahat ve huzur içinde kanunlara uyan Azerbaycan devletinin yasaları çerçevesinde yaşayan herkese güvenli bir hale getirmek için gayretlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Ve bu ortak merkez kurulduktan sonra da bu faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus birlikte çalışmak suretiyle orada Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etmek görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Azerbaycan'ın müdafiye kabiliyetinin yükseltilmesinde Türkiye'nin müdafiye sanayisi şirketlerinin rolü büyüktür. Biz bir sıra mühür muharebeleri uğurla denetten geçirmiştik. Yerden muharebesinde Türkiye'nin müdafiye sanayisinin mensubu olan menşur bayraklar ve bir sıra diğer silah sistemleri bizim kullanmamızın elde edilmesinde müstesna rol oynadı. Eminim ki karşılıklı inan, eğitiman ve desteğe esaslanan arkadaşımız bunlar sonra da inşa edecek. Gelecek de bir yönde sülhün, sabitliğin ve denkesizliğin mükemmelmesine de öz dövgesini verecek. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşleri.